Ebru Kumbasar, Hidropar'da 19 yıldır idari mali işler alanında çalışıyorum. Son 2 yıldır İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini yürütüyorum. Adım Banu Pınar Yıldız, mali müşavirim. 10 aydır Hidropar firmasında çalışma hayatıma devam ediyorum. Ben Ayşe Gülkuş. Hidropar bünyesinde 1 yıldır tahsilat ve cari hesap sorumlusu olarak görev yapıyorum. İsmim Sevim Çam. 5 yıldır Hidropar İzmir firmasında insan kaynakları ve idari işler sorumlusu olarak çalışmaktayım. Hülya Değirmenci. Yaklaşık 1 senedir Hidropar'da çalışıyorum. Resepsiyon sorumlusuyum. Şükran Özkan. 10 yıldır Hidropar'da çalışıyorum. Makine mühendisiyim. Makine mühendisi olarak başladığım kariyerime proje satış müdürü olarak devam ediyorum. İsmim Burçin Kaynarca Kılıç. 1 aydır Hidropar'da çalışıyorum. Proje satış mühendisi olarak görevime devam ediyorum. Duygu Esin Bingöl, Hidropar İzmir'de 3 yıldır satın alma sorumlusu olarak çalışmaktayım. Anıl Moraloğlu Diktaş, Hidropar İzmir'de 5. senem satın alma müdürü olarak çalışmaktayım. Ben Defne Kumbasar, 4 yıldır Hidropar İzmir AŞ bünyesinde görev yapmaktayım. İş geliştirme müdürü olarak çalışmaktayım. Ben Emine Kurtulur, 13 yıldır buradayım, çaycıyım. Emine Şimşek, yardımcı personelim, 4 seneden beri buradayım. Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadın nüfusunun istihdam oranı ne yazık ki erkeklerin yarısı kadardır. Erkek egemen iş hayatında kadın olarak varlığını göstermek, kariyer yapmak zor. Özellikle ülkemiz koşullarında zor. Ama imkansız değil. Tarihsel süreç içerisinde toplum tarafından kadına yüklenen roller çalışma hayatına girmesini, girse bile mesleki seçimlerinde özgür olmasını engellemiştir. Tüm kadınlar gibi ben de bir kadın olarak iş hayatında var olmanın zorluklarını dönem dönem yaşadım. Hala bazı meslek gruplarında kadınların yer almasıyla ilgili çeşitli ön yargılar söz konusudur. Sanırım en başta gelenlerden biri de benim mesleğim olan makine mühendisliği. İş bulmada var olan bu cinsiyet ayrımı gelir dengesizliğiyle de kadınların karşısına çıkmaktadır. Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyetimizin kurulmasında, gelişmesinde ve sürekli olarak ileri götürülmesinde kadınlarımıza güvenmiş ve aktif rol almalarını sağlamıştır. Son derece eril bir sektörde faaliyet göstermesine rağmen Hidropar İzmir 12 kişilik kadın istihdamıyla sektörde öne çıkmaktadır. Bizler Hidropar'da cinsiyet eşitliğine inanan, kadının gücüne güvenen bir ortamda Cumhuriyet Kadınları olarak üretime katılıyoruz. Bünyesinde çalışmaktan gurur duyduğum firmamız gelir politikasını da eşitlikçi oluşturmuş, her fırsatta kadın haklarının savunucusu olmuştur. Kadın olmak bilek işi değil, yürek işidir. Kadın olmak güçlü olmayı gerektirir. Hidropar topluluğu olarak daha iyi bir geleceğin kadın erkek birlikte omuz omuza yürümek olduğunu biliyorum. Ben 12 kadın çalışma arkadaşımla Hidropar İzmir bünyesinde her gün artan keyifle ve heyecanla üretmeye, katkı vermeye devam ediyorum. İş adamı değil, iş insanı eşitliğinin benimsenmesi, biz kadınların sosyal ve ekonomik başarılara ulaşmamızı sağlamaktadır. Bu kültürle çalışan emekçi bir kadın olarak Hidropar ailesinin bir parçası olmaktan ve burada bulunmaktan son derece mutluyum. Kadının iş gücüne katılımını önemseyen ve fırsat eşitliğine inanan bir kurumda bulunmaktan çok mutluyum. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey olmadığına inanıyoruz. Yeter ki bizler de kendimize güvenelim. Kadın olarak bizlere düşen, yaratılışımızdan gelen gücümüzün farkına varmak, hayata karışmak, üretmek, çalışmak. Hidropar İzmir'de bu doğrultuda hayatın her alanında kadın erkek eşitliğini benimsemiş ve tedarik zincirinin her aşamasında kadınlara yer vermiştir. Kadınların özgür olabildiği, kadına her gün saygının olduğu, umutla dolu nice yarınları olsun. Tüm genç kızlarımıza tavsiyem, kendilerine yakışılan değil, hayallerindeki mesleği seçmeleri ve asla vazgeçmemeleri. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü gönülden kutluyorum. İyi ki varız, iyi ki kadınız. Ürettikçe, paylaştıkça güzelleşecek bu dünya.